Ali İmran suresine başladık ve 7. ayete kadar geldik. Selamünaleyküm. Allah o sana kitabı hak olarak kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Yani bize burada bir ilkeden haber veriyor Allah. Benim bu indirdiğim kitap kendinden öncekileri doğruluyor diyor. Tasdikliyor. Bu ne demektir? Bu kitapla bundan önceki kitaplar aynı anlamına gelir. Eğer mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz Eyüp hocam? Eğer bu kitap kendinden öncekilerin farklı olsaydı tasdik etmemesi gerekirdi. Tam tersine neshetmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu ayet bile bize Allah'ın daha önce indirmiş olduğu kitapların birbirini tasdikleyerek geldiklerini, Allah'ın haramlarında, helallerinde, dininde bir şeyin değişmediğini gösterir. Şimdi bazıları uyanıklık yapıyor. Diyorlar ki sabit din, dinamik şeriat. Böyle bir formül üretiyorlar. Yani işte din genel hatlarıyla sabittir ama şeriatlarda farklılık olabilir. Bu İslam'a uymayan bir formül, uymayan bir anlayış. Din sabit olursa şeriatı da sabit olması lazım. Sabit olan dinin şeriatı nasıl dinamik olabilir? Yani din sabit, eyvallah, Allah var, peygamber var, hak kitaplar var, ahiret var. Ama zina bir kavme haram, bir kavme helal. Yani o zaman bir kavimde zina edenlere 80 sopa vurulmayacak, bir kavimde vurulacak. Yani şeriat değişebilir, zina cezası. Ama din değişmez. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'a uymayan bir şey. Şimdi bunun için söylemeye ihtiyacı hissettim. Hani bazı ayetler var ya, biz işte Yahudi olanlara da tırnaklı hayvanları haram kıldı filan diye. Yani onların kendi kendine kıldığı haramları Allah kendisi koymuş gibi anlatıyor. Bunu bu şekilde metin manasıyla anlayıp ha diyorlar. Allah onlara bu hayvanları helal kılmış, haram kılmış ama bize kılmamış. O zaman diyorlar demek ki bu şeriat sabit değil. Dinamik. Yani işin aslını tam kavrayamayanlar böyle bir formül üretiyorlar. Bu formül yanlış bir formül. Kur'an'ı doğru anlamamaktan kaynaklanan bir formül. Bir önemli şey de dün işlediğimiz şey de müteşabih anlatım konusuydu. Yani bu kitabın bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih ve müteşabihatın peşine kalbinde eğrilik, kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için. Yani olmadık yorum nedir? Kur'an'a ters, Allah'ın yarattığı evrene ters yorumlar çıkartmak için ona uyarlar diyor. Yani o müteşabihatı alıp kendi ön yargılarına bir dayanak, bir delil olarak gösterirler. Kur'an'ın anlaşılmasında bu ayet çok önemli bir yere oturduğu için Zümer suresi 23'te de var bu. Bunu ciddi manada bir kenara not edip bir usul, bir kural olarak benimsememiz gerekiyor. Allah kendi kitabına müteşabih diyor bir kısmına ama ısrarla birileri hayır diyor. Orada ne yazıyorsa biz o şekilde inanırız. Mesela işte Süleymaniye Vakfı'ndan Abdülaziz Bayındır veya buna benzer birçok kişiler var yani. Burada eğer ölü dirildi diyorsan dirilmiştir. Efendim ahirete giden kişi eşeğiyle beraber gitmiş, tekrar dünyaya geri gelmiş diyorsa geri gelmiştir. Bu ne demektir? Allah'ın burada bu ayetleri bir kısmı müteşabihtir demesinin hayır demektir bu. Olmaz. Ya Rabbi sen burada müteşabih diyorsun ama biz bunu kabul etmeyiz. Ne yazdıysan öyle alırız Allah. O zaman bu ayetin üstünü örtüyorlar.
tabiri caizse bu ayetin kafiri oluyorlar yani. Dolayısıyla bu ayet çok önemli bir ayet. Dün detaylıca konuştuk. Yine bugün söylemek istedikleriniz veya Ali Rıza Hocama sormak istedikleriniz olursa tekrar konuşuruz. Ali İmran 8. Rabbimiz bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bu bir dua değil mi? Evet, sözlü bir dua. Dua. Peki bu duanın geçerli olması için ne olması lazım? Bu söylediğinin arkasında durman lazım. Yani kesinlikle o söylediğine uygun olarak yaşaman gerekiyor. Peki hocam, biz böyle söyledikten sonra Allah karar versin, desin ki ya kulum bana diyor ki ya Rabbi benim ayağımı kaydırma. Tamam, o da bir şeyler yapsın, okus pokus bizim ayağımızı kaydırmasın. Gidip 90 yaşına gelmiş Zekeriya'nın çocuk yaptırmak için uğraşıyor. Gidip Meryem'in rahmiyle oynuyor, ona çift cinsiyet veriyor, bir şeyler yapıyor. Gidip Musa'nın asasını yılan yapıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok ki. Bizim ayağımızı kaydırmasın. Kötü bir şey mi istiyoruz Allah'tan? İşte kaydırma dediği zaman kaymamak için bir mücadele vermen gerekiyor. Bu mücadele olmazsa hep kayıp gidiyorlar işte. Peygamberler öldükten sonra peşinden gelen insanlar hep peygamberin aleyhinde konuşmaya, yaşamaya başlıyorlar. Bu bir gerçek değil mi? İşte Allah da inanan ve samimi olan insanlara kesinlikle bizi bağışla, bizi ayağımızı kaydırma ifadesiyle bunu tekrarlattırıyor. Bağışla, şüphesiz sen bağışı en çok olan sensin sen. Yani senden daha güzel bağışlı olan hiç kimse yok. Sen bağışlayıcısın ifadesiyle anlatıyor. Yani bizi bağışla dediği zaman bağışlamanın arkasından fiille onu buluşturmak gerekiyor. Yani dua istek ve arzunun fiille buluşmasıdır. Bunu da o şekilde anlamak gerekiyor. Peki hocam, biz bu ayeti okuyunca Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Şimdi hidayete ererken biz kendi tercihimizle hidayete erdik. Evet. Allah tutup da bizim kulağımızdan gelin bakayım sizi hidayete doğru erdiriyorum demedi. Sonra kalplerimizi kaydırma. Biz hidayete erdiysek kendi kararımızla. Allah niye gelsin bizim kalplerimizi kaydırsın ki? İşte bu hidayete erme ve kayma olayı insanın kendi isteğiyle idi. Hidayete ererken kendi isteğinle erdin. Bu hidayete erdikten sonra da kendi isteğinle buradan cayma mesajı veriyor Kur'an. O zaman ben kendi isteğimle hidayete girip kendi isteğimle de hidayetten cayıyorsam neden ben Allah'a bunu söyleyeyim? İşte yani kendi yapmam gereken şeyi neden Allah yapmış gibi kendisine söylememizi istiyor Allah? Veyahut da bu neyi anlatıyor? İşte yani? Kur'an'da hep şunu diyor ya, rızık veren Allah'tır, bağışlayan Allah'tır, saptıran Allah'tır. Yani sapma yolunu gösteren, hidayete gelme, bağışlanma yolunu gösteren Allah'tır. Allah'ın sermayesiyle sen bu işleri yapıyorsun. Sen de yine Allah'ın sermayesiyle bu emin adımlarla yürüdüğün yolda kesinlikle caymadan yürümeyi yine Allah'ın sermayesiyle yapacaksın mesajı veriyor. Hocam bir şey daha ekleyip miyim ben Tevfik abi? Burada kalplerimiz, Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi caydırmadaki bu sözün, bu vaadin insanın Allah'a karşı bir vaadi olduğunu, ben sana yöneldim ve bu yönelimimi gösteriyor
ve ben bundan geri adım atmayacağım. Bunun yani şöyle olmayacak. Ben rastgele ben inanmadım. Böyle denk gene iman etmedim ben. Ben bunu bile isteye yapıyorum ve buradan da caymayacağımın sözle ifadesi bu. Ben böyle görüyorum konuyu ama bilmiyorum doğru mu? Yok doğru. Mesela hani Bakara suresi 286. ayette Allah'ın bizden öncekilere yüklediğin yükü bize yükleme diyordu. Allah mı yüklüyor o yükü bize? İnsanlar kendisi yükleniyor. Kendisi o yolu tercih ediyor. Buradaki ifade de onun bir benzeri. Hiç değişen bir şey yok. Ben de şöyle düşünüyorum hocam. Bu Kur'an'da çok miktarda görüyoruz şerli anlatımı. Bunun da bir formül olduğunu düşünüyorum. İnsanın sözlü olarak söylemesi, kalbiyle de buna inanması, bu konuda da irade göstermesine anlatıyor. Yani hem söyleyeceksin hem inanacaksın, psikolojik olarak hazırlanacaksın, ondan sonra da bu eylemi gerçekleştireceksiniz. Söylemeden, kalp inanmadan Allah şeyi de şey görmüyor. Yani birilerinin kendisine şunu yap, bunu yap demesini de razı gelmiyor. Yani insan kendisi inanacak, kalbiyle tasdik edecek, söyleyecek, kalbiyle tasdik edecek ve onu da eyleme dönüştürecek. İnsan da buna ihtiyacı var, hakikaten ihtiyacı var. Yani söylemeden, düşünmeden, tartmadan, biçmeden bir eylemi gerçekleştiremiyoruz. İnsan bu şekilde çalışan bir varlık. Allahsız bu iş olmuyor. Yani arkaya Allah'ı alacaksın. Olay bu. Evet. Yani bu ayet o zaman bizdeki yaşam ve eylem bilincini artırıyor. Dua formatında gelen bir ayet bizim iman ettikten sonra bu imanı sürdürebilmek için kararlı bir tutum sergilememizi sağlıyor. Yani iman ettiniz fakat bu sürekli stabil bu şekilde kalmayabilir. Çünkü bizden öncekilerin ayakları kaymıştı. Musa'nın yanındaki İsrailoğullarını hatırlayın. Firavun'un zulümünden kurtulduktan sonra ayakları kaymıştı. Uğradıkları bir kavimde yine kuzeye bize de bir tanrı yap biz de tapalım demeye başladılar. Dolayısıyla bu dua formatında gelen ayet de bizdeki dik durma, direnme, Allah yolunda mücadele etme bilincini inşa ediyor, tetikliyor. Daha doğrusu bizim ayaklarımızı sağlamlaştırıyor. Şey de var hocam, Kur'an zaten bir telaffuzdur yani. Telaffuzdur, ağızdan ne diyor? İkra bismi rabbikellezi halak. Yani Rabbinin adıyla oku, söylememizi istiyor, söylem var. Kulağının duyacağı kadar ne yüksek sesle ne düşük sesle oku diyor. Yani söylememizi istiyor. Demek ki bu bir formül. Yani insan bir şeye inanarak bilinçli şekilde yapabilmesi için bunu söyleme, kalbiyle tasdik etme, daha sonra eyleme dönüştüren bir varlık. Evet. Hayatta en zor şey her gün Müslüman kalabilmekmiş. 9. Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah vaadinden cayıp dönmez. Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Hani kendisinde şüphe olmayan ifadesi kullanırken Bakara suresi girişte ne diyordu? Onlar ahiret alemine kesin bir bilgiyle inanırlar. Yani öldükten sonra Allah insanları toplayacak, doğru yolda gidenleri cennete, yanlış yolda gidenleri de cehennemde toplayacaktı diyor. Gerçekten toplayacaksın. Doğrusu Allah ve indirilen ve dinden cayıp
dönmez. Yani vaadinden dönmez. Vaadinden. Yani Allah kesinlikle ne söz vermişse onu yerine getirir. Ahiret aleminde belki pişman olur, beni cehenneme atmaz veya belki beni cennete atacakken vazgeçiverir de cehenneme atar anlayışı diye bir şey yok. Kesinlikle Allah vaadinden dönmez, caymaz diyor. Evet, şimdi yukarıdaki ayette bunu bir beraber okuduğumuz zaman 8. ayette kalplerimizi kaydırma diyor. Aşağıdaki Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın cümlesi kalplerin kaymaması için o günün sürekli hatırda tutulması gerekiyor. Demek ki o günü düşünen insanların, o güne hazırlanan insanların kalpleri kaymayacak. Ben hani ikisi birlikte okunduğu zaman böyle bir sonucun çıkacağını düşünüyorum. Kayıyor yani hocam. Kaydıranlar kayıyor işte. Mesela o sahabe dediğimiz, aşere-i mübeşere dediğimiz, cennetlikle müjdelenmiş olan birbirlerini nasıl öldürüyor? Bu nasıl bir kayma oluyor? Demek ki insanlar kayıyor. Yani peygamber daha kendilerinin içindeyken onlar kaymaya başlıyor. Allah'ı ilah edinmekten tutuyorlar buzağıyı, tutuyorlar deveyi ilah ediniyorlar. İşte hocam o deveyi ilah edinmemek için o kendisinde şüphe olmayan bir günün bilincini kaybetmezse bir insan o zaman deveyi ilah edinmez veya birbirlerini öldürmez. Ama o din gününü unuttu, ciddiye almadığı anda her türlü şeyi yapabilir. Hocam Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Allah bunu söylüyor. Kendi lisanıyla, kendi şeyiyle söylüyor. Kimi kastediyor? İnsanları kastediyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Allah dileğini saptırır, dileğini hidayete erdirir. Değil mi? Orada bir tam tersi bir anlayış söz konusu. Biz bunu böyle biliyoruz. Burada da Rabbim kalbimizi kaydırma derken aslında Allah'ın bunu kaydırmayacağını bilmemiz lazım. Tam tersi Rabbim kalbimi kaydırmayacağım şeklinde anlamak gerekir aslında. Zaten biliyoruz Allah'ın bunu yapmayacağını. O zaman kendimizin bunu yapmasını istiyor. Kaydırmayacağım. Yani burada anlamak. Yetki ve sorumluluk sahibi olan kişi sensin. Bunu bilmek gerekiyor. Evet. Bu an, şüphesiz inkar edenler malları da çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek azaba karşı hiçbir şey kazandırmaz. Ve onlar ateşin yaktırılma. Şüphesiz inkar edenler. Yani Kur'an'ın sürekli ortaya koyduğu mesaj, iman eden ve salih amel işleyen, inkar eden ve dünyevileşen insanları sürekli ön planda tutuyor. Yani iki yol var. Birisi Allah'ın tarif ettiği vahiylerle çerçevesini çizdiği yol. Birisi de Allah'ın vahiylerle çerçevesi dışında çizilen yolların dışındaki yollar. İşte bunlar da yüzlerce var. Şüphesiz inkar edenlerin malları da çocukları da kendilerine Allah'tan gelecek olan hiçbir şey onları kazandırmaz ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Yani çocuğuydu, yakınlarıydı, akrabalarıydı. Bunları onlara bir şey kazandırmaz. Onların zaten yakıtı ateş olan insanlardır diyor. Aslında bunu bu ayeti Tevbe suresi 111. ayet açıklıyor. Onu okuyalım, çok önemli çünkü o.
Hiç şüphesiz Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Onları Allah yolunda, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir diyor. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösteren kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı şükredin, sevinip müjdeleşin. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur diyor. O ayetin Ali Rıza Hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi geleneksel anlayışta şöyle bir durum var. İşte evlatları yetiştiriyoruz. Evlatların yaptıklarından da biz sorumluyuz. Yani din anlamında konuşuyorum. Genel sosyal yaşam anlamında değil. İşte bir günah işlediği zaman anne baba da bundan sorumludur. Böyle bir anlayış var. Buna ne diyorsunuz? Öyle bir şey yok hocam. Yani ergenlik yaşına gelinceye kadar diyor ki çocuklarınızı, yetimlerinizi en güzel davranış biçimi dışında yaklaşmayın diyor. Onları Allah'ın koyduğu kurallara göre eğitin, yetiştirin diyor. Fakat siz ergenlik yaşına hani Hazreti İbrahim oğluna ne diyordu? Oğlum rüyamda ben seni kurban ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir bak ifadesi kullanıyor. Yani ergenlik yaşına geldikten sonra karar verme merci kişinin oğlunun kendisidir. Kesinlikle babasının, anasının veya yakınlarının onun üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Olabilir mi? Zaten bütün dünyadaki insanlar toplansa, bir araya gelseler, bir kişi yanlış yola gitmek istese onu doğru yola getirecek yok. Bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelseler, onu doğru yola götürmek isteseler, o da yanlış yola gidecekse engelleyemedi. Yani doğruya da yanlışa da kesinlikle insanların götürme gücü yok. Kişi kendisini elini bağlarlar, gözünü bağlarlar, ayağını bağlarlar ama kalbiyle Allah arasına giden yolu bağlayamazlar. Bunu bilmek gerekiyor. Yani kişi kendi kendine bir rehinedir diyor ayette. O da Müddessir suresi 38. ayette. Kimse kimsenin günahını üstlenemez diyor. Üstlenemez diyor. O hariçtir demiyor ki. Kimse kimsenin günahını üstlenemez. Basit bir anlatımla şöyle diyebiliriz. Yani ergenlik çağına gelene çocukların yetişmesi için anne baba elinden geleni yapar ki her anne baba bunu yapıyor. Ergenlik çağına geldikten sonraki yaptığı zaten o zamana kadar şey yok. Bir günahı yok. Akil bali olmadığı için. O durumdan sonraki zaten yaptığı bütün her şeyi kendisini ilgilendiriyor. Burada annenin babanın hiçbir sorumluluğu yok. Ve Kur'an'da da örnekler veriyor. Mesela Nuh oğlunu doğru yola getiremedi diyor. Evet. Peygamberlikten şey mi yapacak? Peygamber oğlunu doğru yola getiremiyor. Efendim Lut karısını doğru yola getiremedi diyor. Ama bunun dışında Hazreti İbrahim de öyle müşrik bir toplumda oğluna sen burada ne düşünüyorsun dedi. O da baba ben de bunu senin gibi düşünüyorum. Ben de Allah yolunda kendimi feda edeceğim dedi. Babası da bundan mutmain oldu, memnun oldu. Mehmet abi böyle değil, kasıtlı uydurulmuş bir şey. Zaten müşrik bir toplum yetiştirmeyi amaçlayan bu geleneksel dil anlayışı bu müşrikliği de şey altına alıyor, güvence altına alıyor. İşte böyle çocukları yetiştirin, yetiştirmezseniz Allah sizi cehennemde yakar. Çok acayip.
İlginç. Ama hakikaten bu konuda çok muzdarip anneler babalar var. Yani işte çocuk gitti günah işledi, onun suçunu ben de çekeceğim. Yanlış yola gitti, işte onun yaptığından ben de sorumluyum. Yani anne babalar bu konuda vicdan azabı çekiyor. Bak mesela Hristiyanlıkta Hazreti İsa bütün Hristiyanların günahını yüklenip çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte bazı, ben hep dinliyorum o Hristiyan olup da Müslüman olanları, ya İslam'da hiçbir öyle bir sorumluluk yok. Herkes kendi günahını çekecek diyor Allah. Ama Hristiyanlıkta bütün insanlığın günahını şey çekiyor. Mesela Adem cennetten çıkarıldığı ifadesiyle Adem'in cennetten çıkma suçunu sanki Adem'e bağlıyorlar. Oysa her insan Adem gibi cennetten çıkıyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ha, orada ergenlik yaşına gelinceye kadar Rabbim Allah'tır demişti. O söz üzerinde duruyor. Ergenlik yaşına geldiğinde de orada iki yol tercihi karşısına çıkıyor. Bu iki yol tercihi karşısına çıkmasına günahsız bir ortamdan günah işleyen ve günahından dolayı tövbe eden bir konuma gelmesine Adem'i cennetten çıkardık ifadesi kullanıyor. Yani her Adem soyu bu konuda aynen devam ediyor. O ayetlerde Adem ile Havva cennette diyor, geziyor ya. Evet. Bir Adem var, bir Havva var. Bir de bunlar eşler. O haram ağaca yaklaştılar diyor. Ayıp yerleri birbirlerine göründü diyor. Ya karısı görünse ne olur, görünmese ne olur? Yani şunu bile anlayamıyorlar. Oradaki olayın farklı bir şey olduğunu anlayamıyorlar. Hemen diyor cennet yapraklarıyla örtündüler. Ya takva elbisesiyle örtündüler. Yani Adem ile Havva birbirine görünse ne olur, görünmese zaten eğer cennettelerse, şey dese çıplak, altı cennettelerse iblisin ne işi var? Baştan beri her şey yanlış yani. Evet. Evet. Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar. Böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Allah cezayla sonuçlandırması pek şiddetli olan. Tıpkı Firavun ailesi gibi. Ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar. Burada ifade bak. Ayetleri, gelen peygamberleri yalanlama ve böylece yok, oraya şey kapandı da. Böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Yani günahları nedeniyle, yani bir insan iki seçenek tercihi var. Birisi Rabbani yolda yürüme tercihi seçeneği, birisi de iblisin yolunda yürüme tercihi ve seçeneği. Burada gayri Rabbani yolda yürüme tercihi ve seçeneğini tercih ediyor. Allah da onları günahları nedeniyle yakalayıverdi diyor. Yani günah işleme potansiyeli kendilerine açıldı ve o yolda ilerleyerek kendilerini cehenneme hazırladılar. Onu anlatıyor. Yani zaten ilk insan, hani Adem'in İki oğlundan bahsediyordu Maide suresi 27. ayetten sonra. Orada birinin kurbanı kabul edildi, birinin kurbanı kabul edilmedi. Yani birisinin yaptığı yol ilahi mesaja, Allah'ın emirlerine uygun, birinin yaptığı davranış ve inanışlar Allah'ın koyduğu kurallara uygun değil. Bunu anlatıyor. Buradaki ifade de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Burada tabii Allah
cehenneme atılanlardan örnek verirken, onlar ateşin yakıtıdırlar derken, Firavun demiyor. Firavun ailesi diyor. Ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Demek ki Firavun ve ailesi ve onlardan öncekilerin bir gidiş tarzı, bir yaşam tarzı varmış. Firavun ve ailesi kim oluyor? Sadece orada yöneten Firavun'un kardeşleri, çocukları, amcası, dayısı mı? Hayır. Firavun tarzı bir hayat yaşayan. Firavun'un burada, yaptığı zulümlere taraftar olan ve onunla beraber hemdem olan insanlar. Yani bugün kendi ülkemizde de çıkın sokaklarda insanlara sorun. Şeriat istemiyoruz. O zaman da böyle şey mi olur? Biz layıkız. Biz demokratız. 50.000 türlü şeyler söylüyorlar. Bunlar da işte burada bahsedilen Firavun ve ailesi konumuna girmiş oluyorlar. Çünkü onlar ayetleri yalanladılar. Nasıl yalanladılar? Vahyi kabul etmediler. Vahyin dışında yasalar çıkardılar. Vahyin dışında bir ekonomi uyguladılar. Vahyin dışında bir aile ve sosyal hayat uyguladılar. Bugün farklı mı? Bakın, Türkiye'nin her tarafına bakın. Devletin kurumlarına bakın. Aileye, topluma, çocuğa biçtiği role bakın. Milyarlarca lirayı, parayı askerine biçtiği role bakın. Sürekli heykellerin karşısında, çocuklar heykellerin karşısında. Aileler tatil denildiği zaman sahil kenarlarında çırılçıplak gezip, yiyip, içip gününü gün etmek. Para denildiği zaman paranmış, helalmiş, hiç düşürülmeden faiz varmış, yokmuş, bunun kazanılması. Bu yaşantının Firavun ve ailesi yaşantısından ne farkı var? Yani vahyi kabul etmedikten sonra. Dolayısıyla Firavun ve ailesini günahları nedeniyle yakalayıveren Allah, bugün günümüzde böyle Allah'ı otorite olarak kabul etmeyen, Allah varmış yokmuş umurlarında olmayan, Allah'tan başka her şeye tapan insanları yakalamayacak mı? Onları da yakalayacak. O zaman biz bu ayetleri okuduğumuza göre bizim Firavun ve ailesi tarzı yaşantısından farklı olmamızı istiyor Allah. Bunları bize niye anlatıyor? Siz onlar gibi olmayın diyor. O zaman biz de bu farkı fark ettirmemiz gerekiyor. Hem kendimize hem bu topluma. Aksi halde Firavun ve ailesini cehenneme odun yapan Allah bizi de yapar. Bu işin şakası yok. İnkar edenlere de ki pek yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü yataktır o. İnkar edenlere de ki pek yakında yenilgiye uğratılıp cehenneme sürüleceksiniz diyor. Peki pek yakında dediği ne zaman? 3 sene sonra mı? 5 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? Ne zaman acaba? Ahiret hocam. Ahiret hocam. Ahiret olay işte. Yani Kur'an-ı Kerim'de pek yakında onların dersini vereceğiz. Hesabını soracağız ifadesi kullanıyor. Pek yakında kadar onlara dokunmayacağız diyor. İşte burada evet. Dünya hayatında kesinlikle Allah'ın bir müdahalesi yok. Dünya hayatını Allah insanlara emanet ediyor ve izliyor. İnanan insanlara vahiy bilgiler gönderiyor. İnkar eden insanlara da bu vahiy bilgilere düşman kılıyor. İki tane topluluğu sürekli çarpıştırıp duruyor. Ve ahiret aleminde de kimin üstün, kimin yerilmiş olacağını Allah orada bildireceğim diyor. Hatice Hanım, bu 12. ayeti sen kendi çevrene veya yakın akrabalarına bu ayeti söyleyip bunun üzerine konuşabilir misin? Yani onlara desen ki sen, ey inkar edenler, pek yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Ne kötü yataktır o desen, sana ne derler?
bana ne derler? Biz inkar etmiyoruz ki, bizimle bir alakası yok derler. Eyvallah. Kısaca yani... bunu derler. Tabii tartışırız hani ahirette, işte Allah cezayı ahirette saklıyor, dünyada müdahale etmiyor, bunları konuşuruz ama pek fazla etkilenmezler yani çevremizdeki insanlar. Hani Kur'an'la tanışmayanlar etkilenmezler. Çünkü biz inkar etmiyoruz, biz Allah'a inanıyoruz, biz Müslümanız modunda herkes. Eyvallah. Şimdi niçin bundan etkilenmiyorlar? Çünkü 9. ayette diyordu ya, Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten sen toplayacaksın. Bunu kim söylüyor? Müminler söylüyor. Bu ne demek? Evet. Mümin diyor ki Rabbim ben müminim. O insanları kendisinde şüphe olmayan günde toplayacağın için ben bunu biliyorum. Bildiğimden dolayı da ayaklarımı sabit tutmaya çalışıyorum. Peki şey inkar edenler ne diyor? Biz inkar etmiyoruz ki. Yani biz kimse, kalbimiz de temiz. Efendim, başkasının işine gücüne de karışmıyoruz. Güzelce gidiyoruz, vergimizi veriyoruz, işte paramızı kazanıyoruz. Ara sıra düğünde, bayramda içiyoruz. Efendim, canımız isterse bankadan faiz de yiyoruz. Efendim, cihatmış, şeriatmış, dinmiş. Yok, biz öyle şeyler, onlar bize gelmez. Kandil gecelerinde belki bir uyuyup da üflüyorlardır aynı zamanda da. Ama Allah öyle demiyor. Pek yakında yelergiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Şimdi demek ki inkar etmek lafla kabul etmek değil. Yani şey, asıl olan burada ne? Kabul ettim dediğin şeyin gereğini yapmak. Yani senin yakınların, akrabaların da muhtemelen Müslüman olduklarını iddia ediyorlardır. Kur'an'ın altına imza attıklarını iddia ediyorlardır. Lakin Kur'an'ın yüzlerce, binlerce emrini bir kenara bırakıyorlar, bypass yapıyorlar. Kendileri için ne önemliyse oraya bakıyorlar. Ne önemli? Para önemli, dünya önemli, menfaat önemli, zevkleri önemli. Dolayısıyla işte bunlar bu Kur'an'ı o zaman inkar etmiş oluyorlar. Yani bu Kur'an'ın hayata geçirilmesini inkar ediyorlar. Tevfik abim, şu an zaten toplumun %90'ı sadece inandık diyor. Yani Allah'ın kurallarının geçerli olmadığı bir ortamda yaşıyoruz zaten. Öğrenen de yapmıyor yani, zor geliyor. Herkes kendini Müslüman zannediyor. Yani Allah'ın emirleriyle inandığını iddia eden bir insan eğer o emirleri fiili hayata götürmüyorsa onun inandığının Allah katında hiçbir önemi yok diyor Allah. Yani demek ki Allah katında toplum ikiye ayrılıyor. İnkar edenler ve etmeyenler. Hak, batıl. Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ibret vardır, ayet vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Diğeri kafirdi. Ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. İşte Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vardır. Karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için andolsun bir ayet vardır diyor. Yani iki topluluk örnek veriyor. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Bunlar Müslüman olanlardı. Diğeri ise kafirdi. Bunlar inkar ediyorlardı. Ki göz görmesiyle karşılarındakini kendilerinin iki katı görüyorlardı. Hani bir ayette diyordu ya, onların sizin onunuz onların yüzüne, sizin yüzünüz onların binine bedel ifadesi kullanıyor. Bir ayette de yine sizin onların onunuz onların 20'sine, yüzünüz onların iki katına bedeldi, iki yüzüne bedeldi ifadesiyle bunu anlatıyordu. Yani Müslüman olanlar inandıklarından dolayı bu inançları ona iki kat daha en azından kâfirlere karşı daha tesirli bir güce sahip oluyorlardı.
bu Allah'ın ayetlerindendir ifadesiyle bunu anlatıyordu. İşte Allah dilediğini yardımı ile böyle destekler. Buradaki destekleme psikolojik destektir. Şüphesiz burada basiret sahipleri için gerçekten bir ayet vardır. Yani inanan insanlar bunun Allah'ın bir ayeti olduğunu bilirler diyor. Yine başka bir ayette de şöyle diyordu. Yani o inkar edenler, onlar putlarına tapıyorlar, onların ilahları o. Ama onların onlara bağlılığıyla Müslüman olanların Allah'a bağlılığı arasında ne kadar farklılık olduğunu araştıran, inceleyen bunu fark edebilir diyordu. Pardon Tüfük Hocam. Bir de özellikle bu şeyhler için çok kullanılan bir şeydir. Yok Kıbrıs'ta işte falanca şeyhi savaşında görmüşler. Yok falanca yerde falanca şeyhi görmüşler gibi böyle bir yani anlamsız bir şey kullanıyorlar. Hani yüceltme, o adamı yüceltmek gibi böyle bir şey kullanıyorlar. Bak mesela Ali İmran suresi 123-124-125. ayetlerde Allah siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz Allah size meleklerden 3000-5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır diyor. Buradaki yardım ulaştırması o inandığı halde o Müslümanların yanında olmayan, o Müslümanlar sıkıştıkça onların yanına destek veren diğer Müslümanlardan bahsediyor Kur'an. Yoksa Allah özel olarak bir melek gönderip de sana yardım etmiyor. Oradaki şeyler de buna dayanarak öyle yaptıklarını zannediyorlar ama Kur'an'ın anlattığıyla onların yaptıkları, söyledikleri kesinlikle uyum sağlamıyor. Evet, yani bu ayeti okuyunca zaten aklıma o geldi. Onu çok yapıyorlar. Yapıyorlar ama boş. Evet. Ali Rıza Hocam, şayet ki melekler yardımcı olarak gelmiş olsaydı Müslümanlara Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda en azından yardıma gelmesi lazımdı. Ama Müslümanlar o savaşı kaybettiler. Hatta mesela Bedir'de Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, kabul edilmiştir, savaş kazanılmıştır diyen insanlar Uhud'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua etmediği bir sorusu sormamız gerekiyor. Demek ki sözel olarak yapılan dualar hiçbir şekilde Bedir'de kazanmasına veya kaybetmesine sebep olmuyor. O Müslüman ordunun ne kadar dirayeti, ne kadar azimli olması ve sabırlı olmasına tamamıyla Cenab-ı Allah dua olarak kabul ediyor diye düşünüyorum. Tabii ki yani Allah'ın eğer dünya hayatında özel bir müdahalesi olmuş olsaydı, o öldürülen peygamberlere karşı yardımcı olmuş olsaydı, Allah bir tane inkar eden insan kor muydu? Ne diyor Hac suresi 40'ta? Rabbimiz Allah'tır deyip de yeryüzünde öldürülenleri görmedin mi ifadesi kullanıyor. Peki Allah bunlara neye müdahale etmiyor? Yok ben müdahale etmeyeceğim diyor. Buna söz verdim diyor. Benim müdahalem ahiret aleminde. Ben sınav anında kimseye müdahale etmiyorum diyor Allah. O zaman olması gerekmiyor muydu Hasan Hocam? Cenab-ı Allah o zaman ne derdi? Savaşa gidilecek. İşte müşriklerle savaşılacak. Ey Allah'ın Resulü sen dur. Sen oraya gitme. Ben melekleri gönderim. Melekler onları yok etsin gelsin. Bunu diyemez miydi? Onların Müslüman olduğunu, onların iman etmiş, inanmış insanlar olduğunu yaratılış ayetlerinde görebiliyoruz. İblis ne demişti Adem ve Havva'ya? Eğer melek olmak istiyorsanız veya ölümsüz olmak istiyorsanız bu ağaca yaklaşın. Aslında onun tam tersini yapmak ölümsüzlüğü ve adeta melek olmayı gerektiriyordu. Tam tersini söylüyor İblis orada. Neydi? Melek ve ölümsüzleşmek. İşte Allah yolunda
canını verecek kadar bu yola, bu davaya inanmış insanları adeta melek kategorisine koyuyor. Hatta cennetle müjdelemiş oluyor o insanları. Zaten öbür tarafa gittiğiniz zaman ölümsüzleşiyoruz. Eğer cennete gidersek. Cennete gitsek ölümsüzleşiyoruz. Ama melek dediği zaman cenneti kastediyor. Şimdi bir... Yani o meleklerden destek veririz derken burada insan olduğunu, Rabbani yolda giden insanlar olduğunu çok açık anlıyoruz. Orada birbirine yakın gibi görünen iki tane ayet var. Birisi Araf suresi 20. ayet. Orada şeytan dedi ki, ey iblis, yani ey Adem, sen ve eşin şu ağaca yaklaşma dedi. Eğer siz iblisin, eğer iblis olmamış olsaydı siz de iki melek olurdunuz. Burada doğru söylüyor şeytan. Yani iblisle insan insan oluyor. Yoksa o da melek olsaydı kesinlikle dünya hayatında böyle bir imtihan diye bir olay da olmayacaktı. Ama Taha suresinin 120. ayetinde şeytan onlara ölümsüzlük ağacını size haber vereyim mi ifadesiyle asıl şeytan kendisinin kandırmak istediği meseleyi orada açıklıyor. Onu konuşmuştuk ama unuttuk herhalde. Evet, iblis sayesinde cennete gidiyoruz. Aslında iblisin varlığı sayesinde gidiyoruz. Yani iblis olmasaydı insan diye bir varlık olmazdı. Yani insanlar da melek olurdu diyor. İnsan melek olsa sınav diye bir olay olur mu? Herkes kendine kodlanmış olan bilgiyle hareket eder. 14. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici gösterildi. Kur'an-ı Kerim'de sürekli onlar bir anlık dünya hayatına hapsettiler ifadesi kullanıyor. Az bir zaman için bunu hesap ettiler diyor. İki hayat var diyor Allah. Birisi dünya hayatı, birisi de ahiret hayatı. Dünya hayatı bir an, ahiret ise ebedidir. Müslüman olanlar hem dünya hayatı için hem de ahiret için çalışırlar. Ama dünya hayatına, dünya hayatı kadar, ahiret hayatına, ahiret hayatı kadar değer verirler. Ama inkar edenler ahireti unuturlar, dünyayı kendileri için yaşanacak hayat olarak kabul ederler. Ondan dolayı ahireti unuttular ifadesiyle aldandıklarını söyler Kur'an sürekli. Ve şöyle diyor, insanlara süslü ve çekici gösterildi. Dünya hayatının metadır, asıl varılacak güzel ve Allah katında olan yer ahiret hayatıdır. Yani güzel olan yer ahiret hayatı, cennet. Bundan daha güzel ne olabilir? Kısacık bir dünyada bir sınav döneminde yaşıyor. Ebedi olarak cennette barınıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Hocam buradaki ekinler buğday mı oluyor? Ya ekin diye yediğin içtiğin bütün tahıllarından, baklalarından efendim aklına ne kadar senin dünya hayatında yiyeceğini temsil eden şeyler. İşte Antep kebabı, kaburga şeyleri anlatıyor diyor Süleyman Hocam dersin başında. Yani insanın arzu ettiği bütün şeyleri bu ekin kelimesi o içine alıyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada bu ayette insanların galiba kayma noktalarındaki
konuları sıralamış. Kadınlardan başlıyor. Kadınlara. Gerçekten de erkekler kadınlara karşı meyilli yaratılmış. Bazıları, mesela birçok şair hep kadınlara çok üst düzey bir aşk duymuşlar. Onları sürekli yüceltmişler. Mesela birçok şey var böyle. Makberi yazan ve bazı kadını yücelten, o konuda dengeyi kaçırmışlar. Yani artık onların arzu ettikleri, hayallerinde canlandırdığı kadın neredeyse yok, imkansız halde.